Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere reçuh ağzı vidalaşma işlemini yapacağız inşallah. Konuya başlamadan bir hadis-i şerifimiz olacak. Reçuh ağzı vidalar hareketin hızını artırmak için kullanılır. Daha önce yaptığımız fındık ceviz kıracağımızda 16 çarpı 2 milimetrelik bir vida kullanmıştık. Bir tam tur şu şekilde bir tam tur döndüğü zaman buradan buraya bir tam tur geldiği zaman 2 milimetre ilerliyordu. Ama biz bunu 2 ağız veya 3 ağız yaparsak bir tam turda 4 milimetre bu 2 ağızlı bir vidamız. Bu 1 ağızlı vidamız. Şimdi de 3 ağızlı vida açacağız inşallah. Çalışmalarını tamamladık. Somunu ve dış vidasını ve iç vidasını açacağız. Tabii ki dış vida 2 ağızlıysa iç vida da 2 ağızlı olmak zorunda. Evet, dışarıdan aynı gibi görünse de somunlar 1 ağızlı olduğu için 2 ağızlı vidaya kesinlikle olmaz. Üç ağızlı vida kullandığımız zaman burada bir tam turda çevirdiğimiz zaman 6 milimetre ilerleme sağlayacağız. Evet, iki ağızlı vida ile bir ağızlı vidaya yakından bakalım. Evet, iki ağızlı vidada iki tane farklı giriş olurken karşılıklı tek ağızlı vidada da bir tane giriş oluyor. Bir minareye üç girişten girip de insanların birbirini görmemesi mantığından yapılmış. Mantığından yapılmış yanlış ol da o olaya benziyor şeklinde tarif etmek daha doğru. Normal vidamızın adımını açacağımız vidanın ağız sayısıyla çarpıyoruz. 3 ağızlı vida açacağımız için tornamızdaki adımı 6 milimetreye ayarlamamız lazım. 2'şer milimetre kaydırarak vidamızı açacağız. Evet, buradaki verileri yine kullanacağız. Dış erkek vida ve dişi vida için yaptığımız, daha önce yaptığımız forumdaki verilerden yararlanarak vidamızı açacağız inşallah. Daha önce anlattığım için programı tekrar anlatmayacağım. Daha önceki yaptığımız fındık ceviz kıracağının uç kısmı bu şekilde çalışıyordu. Yeni tasarımda buraya metrikom vida açacağız. Buraya da metrikom vida açacağız. Tasarım bu şekilde çalışacak. Evet, hem vidanın adımını değiştiriyoruz hem de çalışma sistemini değiştiriyoruz. Yaptığımız iş yardımıyla da öğrencilerimize çoklu vidanın yapım aşamasını ve mantığını anlatmış oluyoruz. Faydalı değişik tasarımlarda bulunan arkadaşlar varsa paylaşırlarsa onu da seviniriz. Evet arkadaşlar, 6 milimetrelik adımlı vidamızın ayarları B'de 8 bölü 1'de küçük devirde. Büyük devirde açmaya tezgah izin vermiyor. Bu şekilde olsaydı hızlı devire de izin veriyordu. Bu şekilde düşük devire izin veriyor. Metrikte evet, 4'de B'de 8 bölü 1'de burası da 125 devirde açabileceğimiz en yüksek devir. 125. Bu tarafta olsaydı 250 açabilirdik. Ama dişlilerimiz, şu andaki bu dişliler bu pozisyonda olduğu için 125 devirde açacağız. Evet, dişlerimiz az önce gösteremedim. Dişlerimiz bu pozisyonda olduğu için en yüksek 125 devirde oluyor. Delik vida kalemimiz hazır olduğu için önce sonunu açacağız. Daha sonra erkek vida açacağız. Sıfırlama yaptığımız için bizim tamburumuz 8 milimetre. Bu tam burada gideceğimiz yerleri daha önceden ön hazırlık olarak yapabilirsiniz. Veya işlem esnasında da yapabilirsiniz. Tabii ki sözümüz ustalara değil. Öğrencilerimiz için hazırladığımız için isteyen ustalarımıza da kolaylık olarak kullanabilirler. Evet, 3 ağızlı vida açacağımız için yapacağımız işlem burası. Önce burayı sıfırlıyoruz, boşluğunu alıyoruz. Daha sonra her diş bitiminde 2 milimetre
ileri sardıracağız. Evet, ilk dişi de sıfırladık. Birinci diş bittikten sonra burayı 2 mm kaydıracağız. İkinci dişimizi çekeceğiz. Evet, buna da bittikten sonra üçüncü dişimizi açmak için, üçüncü ağızdaki dişimizi açmak için 2 mm daha kaydırıyoruz. 1 mm burası, 1 mm de burası. Evet. Üçüncü diş içimizde, üçüncü diş içinde buraya bu pozisyonu getirip o şekilde üç ağızı bir daha son burnumuzu açmış olacağız. İşe başlamadan önce kesinlikle burayı boşluğunu alıp, boşluk çünkü bazı spotlarda boşluk oluyor, boşluğunu alıp sıfırlıyoruz. İlk işimiz bu. Etride kalemimi delik içinden hafiften parçaya dokunmasını sağladım. Aynı zamanda da burayı sıfırladım çünkü talaş verirken mikrometrik tamburu kullanmak çok önemli. Düzgün kullanabilmek çok önemli. Bu işlemi yaparken makasımızın kavratılmış olması gerekmiyor. Makasımızı daha sonra da kavratabiliriz. Evet, şu olayı göstermek istiyorum. Tornamızı bin devir ayarlamış dahi olsa tezgah 6 mm aralığında hız hareketi izin vermiyor. Evet, ayarlarımızı geliştirmedik sadece. Evet, hızımız bu. Açacağımız ilk dişi yani buradan göstermek istiyorum. Özellikle kolları kullandığımı görmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, açtığımız 3 ağızlı vidanın birinci ağzı bu şekilde çıktı. Şimdi tamburumuzu 2 mm ilerleteceğiz. İkinci diş için 2 mm ileri alıyoruz. Çok gidip de boşluk oluşturmamamız lazım. Evet. Şimdi ikinci dişimize başlayabiliriz. Evet, sıfırdan başlıyoruz.
de işimizi de tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, sıra geldi üçüncü dişimize. Bir iki milimetre daha kaydıracağız. Zaten oranın yeri de belli, hazır. Evet, yatay mikrometrik bileziğimizi 2 milimetre daha kaydırıyoruz. Evet, 1, 2. Şimdi üçüncü dişimizi açmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, burada dikkatimizi çeken en önemli olay vida açarken çıkan talaş miktarının azdı. Çünkü normalde tek seferde alacağı talaşı 3 sefere böldüğümüz için talaş miktarı da az çıkıyor. Talaşımızı daha fazla verebiliriz. Programda yazdığımız talaştan daha fazla verebiliriz. Çok sıkıntı olmaz. Biraz fazla. Evet arkadaşlar, 3 ağız vidamızı, somunumuzu bitirmiş olduk. Çok aşırı bir talaş yoğunluğu olmadığı için 1 milim, yarım milim, yarım milim gibi talaşlar verdim. Yani çok kısa bir sürede bitti. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.